önemli bir mutluluk yaşattınız gerçekten ve bunu bir tarihe not ettiniz. Size teşekkür ediyorum. Yani bu halk, bu taraftar yıllardır bunun özlemini çekiyordu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi bu mutluluğu görüyorsun. Yıllardır özlenen şampiyonluk hasretine inşallah bu yıl son verdik. Bugün mesela Soma'daki görüntü inanılmaz bir görüntüydü. Adeta Diyarbakır Soma'ya taşınmış gibiydi. Artık edemiz Süper Lig. Ya hepsine çok aşırı teşekkür ederiz zaten. Bugün muazzam bir tribün vardı. Başkanım, evimizden kilometrelerce uzaktayız ve mutlu dönüyoruz. Kocaman bir hasret giderdik. Neler söylemek istersiniz? Yani bu halk, bu taraftar yıllardır bunun özlemini çekiyordu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Taraftarından, basınına, futbolcusundan, yöneticisine, sivil toplum örgütlerine, herkesin emeğine sağlık. Herkese teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. Evimize dönüyoruz. Bunu da doyasıya kutlayacağız. Çok üzüldük. Çok ağladık. Hep içimizi akıttık. Bursa'da, Sakarya'da, Ankara Gücü'nde çok acılar çektik ama artık mutluyuz. Kazandık. Bütün onurlu Ahmet halkına, Ahmet Spor taraftarlarına hayırlı uğurlu olsun. Emrullah Bey, çetin bir yolculuğun sonuna geldik. Neler söylemek istersiniz? Serdar dostum, çetin bir yolun sonuna geldik. Yıllardır özlenen şampiyonluk hasretine inşallah bu yıl son verdik. Bu şampiyonluğun Ahmet halkına armağan olmasını diliyorum. İyi oldu yani, özlenen bir başarıydı. Olması da bizi çok mutlu etti. Kenetlenmiş bir halkın başarısıdır bu. Hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemediler. Yani teşekkür ediyoruz. Emeğinize, yüreğinize çok sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tekin abi, 10 yıllık bir hasret giderdik. Neler söylemek istersin? Vallahi ne söyleyeyim. Şimdi bu mutluluğu görüyorsun. Yani bu işte payı olan, emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz bu mutluluğu fazlasıyla hak ettik. Biz zaten söylemiştik. En çok biz üzüldük, en çok biz sevineceğiz. Bugün de seviniyoruz. İnşallah Ahmet zaten görkemiyle bizleri bekliyor. Yani bunda emeği olan herkesin, aşısına kadar bütün emek veren herkese burada binlerce defa teşekkür ediyorum. Bu mutluluk tarif edilemiyor. Sen zaten buradasın, görüyorsun. Gerçekten çok mutluyuz. Şampiyon Ahmet Spor. Harika. Bir de dostum, evimizden çok uzaktayız. Mutlu bir günümüzdeyiz. Neler söylemek istersin? Bu takım bunu hak etti, bu halk bunu hak etti. Sonunda hak ettiğimize kavuştuk. Bizim artık daha büyük hedeflere göz atmamız lazım. Artık hedefimiz Süper Lig, Süper Lig'den ziyade artık Avrupa. Hem bu kitle, hem bu taraftar, hem bu halk bunu hak ediyor. Son yıla baktığımızda çok kez döndük. Playoff'a kaldık, başaramadık. Bugüne nasip oldu, 10 yıl oldu ama çok güzel oldu demiştik zaten. En çok biz üzüldük, en iyi biz sevineceğiz. En çok biz üzüldük, en iyi biz sevineceğiz. Hatta statta gülsek mi, ağlasak mı bilemedik. Aynen öyle. Şimdi daha matematiksel olan değil ama 199 artık şampiyonuz. Zaten ilan da ettik. Bundan sonrası için artık takımın sonraki seneler için daha profesyonel bir şekilde takımımızın organize olması lazım. Bu potansiyeli en iyi şekilde kullanmamız lazım. Teşekkür ediyoruz. Ferhat dostum, yüzlük kuyruğuna geldik. Haftaya galiba %99 kupayı kaldıracağız. Ne düşünüyorsun? Vallahi demin kupa Diyarbakır'a gelecekmiş, onu da öğrendim. Bu yoldadır. Ne yoldadır. Kargo takım numarası aldınız mı? Onu da alacağız, binlerce kişiyi takip edeceğiz. Hafta şampiyonuz zaten, %1 ihtimal bile yok. Çok mutluyuz, burada anca bugün yemek yiyebildik. Onun için de çok mutluyuz. Biraz da esprili olsun diye yemek yerken çekmek istedik bu röportajı. Evet. Taraftara, takıma neler söylemek istersin? Ya hepsine çok aşırı teşekkür ederiz zaten. Bugün muazzam bir tribün vardı. İzmir'de, Bursa'da, Bodrum'dan binlerce insan gelmişti Soma'ya. Hele ki Diyarbakır'dan gelen tüm taraftar grupları muazzam bir tribün yaptı. Hepsine selam olsun. Gayet de ateşliydiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Vahap Hocam, sizi sosyal medyadan da aylardır takip ediyorum. Hatta yıllardır takip ediyorum.
Ama sporla da ilgilisiniz, futbolla da ilgilisiniz. Sezonu veya bugünkü maçı veya nereden başlamak isterseniz, nasıl değerlendirirsiniz, neler söylemek istersiniz Ahmet Spor özelinde? Tabii bu Ahmet Spor açısından son derece önemli bir gün. Çünkü kurulduğu günden beri Ahmet Spor bir üstlüğe çıkmak için ciddi bir çaba sarf ediyordu. Ancak maalesef bunu bugüne kadar başaramamıştı. Bugün bu sene de temel amaç elbette ki ikincilikten birinci lige çıkmaktı. Çünkü Ahmet Spor'un bütün bileşenlerinin bu yönde çok ciddi bir isteği, talebi, hevesi vardı. Ahmet Spor'un potansiyeline baktığınızda da bu potansiyelin ikinci ligin son derece üzerinde olduğunu görürsünüz. Gerek taraftarı, gerek sivil toplumu, gerek basını, gerek medyası, gerek kitle örgütleri vesaire, bunların hepsinin gerçekten ikinci ligin üzerinde olduğunu görebiliyorsunuz. Bugün Türkiye'de Süper Lig'de dahi çok az takıma nasip olur Ahmet Spor gibi bir seyirci kitlesinin önünde topunu oynamak. Dolayısıyla Ahmet'in bu sene çıkması gerekiyordu, birinci lige çıkması gerekiyordu. Sezona bir hafta bitmesine bir hafta kala bu amacını %99 nispetinde gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Matematiksel olarak halen bir ihtimal var ama artık bu saatten sonra matematiğinde hükmünün kalmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Ahmet Spor'u inşallah gelecek sezon birincilikte takip edeceğiz. Bu önemli bir başarı, ciddi bir başarı. Kentin beklediği bir başarıydı. Bu başarının ne kadar hasretle beklendiğini zaten gerek Diyarbakır'da gerekse ülkenin çeşitli şehirlerinde yapılan kutlamalardan da görebiliyoruz. Bugün mesela Soma'daki görüntü inanılmaz bir görüntüydü. Adeta Diyarbakır Soma'ya taşınmış gibiydi. Soma caddeleri, Soma sokakları, Diyarbakır'ın caddelerini, sokaklarını aratmayan bir coşkuyu ya misafirlik yaptı, ev sahipliği yaptı. Dolayısıyla güzel bir sonuç oldu Ahmet açısından. Bu saatten sonra elbette yapılması gereken artık gelecek sezonun programlanması. Ahmet burada da durmamalı. Birinci ligde Ahmet'in gerçek mekanı değil. Ahmet'in gerçek mekanı hiç kuşkusuz Süper Lig. Süper Lig'de kalıcı bir takım olmak, burada başarıyı kovalamak Ahmet'i yönetenlerin temel emeci, temel hedefi olmalı. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Maç ama zav koşu, serketin, bugün şampiyon, Savaş Yemuz Özer. İşte bu abi kariyer hamuka spas kılmış. Futbolcu yönettiğim taraftar, milletime hamu iş adamı, STK. Hamu bir gelen ve gerek spas kılmış bu abi kariyer. Emir'in şampiyon bile, kevkaşın. Son zemel Şemuz Özer ve bu. Emir'in Savaş Yemuz Özer, Emir'in Kubay Beherin. O iyi şad be, Mesut Yefanici. Ez Ahmet Spor yönetimi, millet hamu iş spiroz kım. Murat kım bırakıyor kaşım. Evet, spas. Bu ne kuvayı bekledim. Em bırakı selamı Ahmet ile düşünün, havalı Ahmet ile düşünün. Em haftadını inşallah varın. Em kupayı tevrakın. Mezarı Şemul Özel, Mesut Akgırt. Em her bajarı, her parça cihan yapı selam tıkın. İşte bu serketine Ahmet Spor'u, bu şampiyonu Ahmet Spor'u pilot tıkın. Gel eksin. Ne yapayım, İzmir Rundikimi. Şampiyonluğu bu sene Ahmet Spor'u büyük bir başarı sağladı. Şampiyonluğu hak etti. Futbolcular gereken gücü gösterdi. Ahmet Spor'u çok seviyoruz. Kupayı alırız. Kupayı Şemuz'un mezarına götüreceğiz. Ona hediye edeceğiz. Bir Diyarbakırlı olarak Ahmet'i çok seviyoruz. Şampiyon Ahmet Spor. Herhalde. Spas. Geldik. Gidiyorum. Var hocam, ben sallayayım. Otur. Ben otur. Futbolculara, antrenörümüze, teknik ekibe, bütün yardımcılara teşekkür ediyorum. Ben bir Diyarbakırlıyım. Ahmetliyim. Siyasi kimliğimden bağımsız. Bize bakın, bize bir mutluluk yaşattınız. Önemli bir mutluluk yaşattınız gerçekten ve bunu bir tarihe not ettiniz. Size teşekkür ediyorum. Her bizi Ahmet, her bizi Diyarbakır. İyi ki varsınız. Başka bir şey söylemiyorum. İyi oyuncular diliyorum. Çok daha güzel günlerde bir arada olacağız. Onu öğreniyorum. Hakkını alırsın. Hakkını alırsın.
Çok hareket ediyor, kapatıyorum abi. Uğur abiye verdik.